Değerli dostlar, merhaba. Firuze taşı, Nişabur'da çıkarılan açık maviden yeşilimseye kadar değişen renklerde değerli bir süs taşıdır. En değerli olanı gök mavisi rengindedir. Kelimenin Farsçası firuze, uğurlu, kutlu, hayırlı manası anlamına gelir. Acemler tarafından firuzenin uğurlu sayılma ihtimaliyle bu isim verilmiş olabilir. Firuze, turkuaz taşı olarak da bilinir. İran'dan Fransa'ya Türkiye üzerinden ihraç edildiği için Fransızca'da Türk anlamına gelen Pierre Turquoise kelimesiyle anıldığı görüşü yaygındır. Divan-ı Lugat-ı Türk'te ve Sultan Veled'in Türkçe şiirlerinde firuze yerine ceş, çeç ve kafiye nedeniyle çaç kelimeleriyle karşılaşıldığı, bu taşı üzerinde taşıyan kişiyi düşmanın yenemeyeceği inancından dolayı da Hacerül Galebe ve Hacerül Cah adını verildiği kaynaklar arasında yer alır. Firuze taşına uzun süre bakmak gözün nurunu arttırır. Tuafiye Murat'tan rivayetle bir gün İskender, Aristo'dan nasihat umduğu vakit Aristo, Nasihatname adlı bir kitap yazar. İskender'e gönderir. Aristo o kitapta şunları söyler. İyi padişahlar, servere emanet olsun sana ki, firuzeyi daima yüzüğünün kaşında ve muskasında götüresin. Ve ışığına bakıp uğurlu iyi fal bilesin. Zira bu taşı yanında götürenlere müjde olsun ki, daima düşman üzerinde muzaffer olurlar. Düşmanları asla onu öldüremezler. Buradan da anlaşılacağı gibi yüzüğünde ve muskasında firuze taşıyanın öldürülmeyeceğine inanırlardı. Acem padişahları ve uluları firuzeyi daima yüzüklerin kaşlarında ve muskalarında götürürlermiş. Nevruz günlerinde kıymetli cevherlere uygun nesneler üzerine dökerlermiş. Firuzeyi içki kadehlerine, sırça kadehlere bırakırlarmış. O gün geceye kadar eğlenceden ve sohbetten başka iş güç görmezlermiş. Bu cevherlerin hepsine bakmayı uğurlu ve bereketli sayarlarmış. Fakat baktıkları taşların çoğu firuzeymiş. Çünkü firuzeyi yanlarında götürmek ve ona bakmak hekimler tarafından iyi olarak görülürmüş. Bahsedilen faydaları her firuzede yokmuş. Zafi'nin Cevahirnamesi'nde firuzeye sık sık bakıldığında ömrü uzatacağı, sürme içine konup göze çekildiğinde gözdeki bütün rahatsızlıkları yok edeceği, üzerinde taşıyan kişinin padişahın hışım ve gazabından koruyacağı, uykudan uyanıp bu taşa bakıldığında kişilerin başına kötü bir şey gelmesini önleyeceğini, neşesini ve mutluluğunu arttıracağını, üste taşındığında kötü düş görmeyi engelleyeceğini, korkudan emin olmayı sağlayacağını, herkesin gözüne değerli ve sevimli göstereceği öğrenilir. Pakal'ın verdiği bilgiye göre firuze, nazara karşı bir tılsım sayılırmış ve Avrupalılar bu taşın düşme gibi kazalardan koruyacağına inanırlarmış. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenip takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Teşekkürler.